Hallo und herzlich willkommen. Merhaba sevgili gençler, ben Ayçin Hoca. Pandeminin gidişatına göre yeni bir karar alınıp da iptal edilmezse eğer ikinci dönem birinci Almanca sınavlarınız 3 Mayıs'tan sonra yapılacak. 1 Kasım 2020, 26 Mart 2021 tarihleri arasındaki sınav konularının listesini hazırladım sizler için. Gelin hep birlikte bakalım ve yazılıya hazırlanalım. 10. sınıf Almanca ikinci dönem birinci sınav 26 Mart'a kadar olan sınav konularımızda şu şekilde arkadaşlar. Birinci ünitemiz Essen und Trinken konusuydu arkadaşlar. İlk ünite 1 Kasım'a kadar olan ünitelerden bir tanesi ama burada Die Preise denen bir bölüm kalmıştı arkadaşlar 1 Kasım haftasından sonraki süreçte. Fiyat sorma. Buradan başlıyor 1 Kasım'dan itibaren konular. Burada bizden istenen kazanımlar şöyle arkadaşlar. Über Essen und Trinken sprechen, yani yiyecekler ve içeceklerle ilgili konuşabilmek. Obst und Gemüse namen nennen, hem singular hem plural olarak, yani meyve ve sebze isimlerini söyleyebilmek. Preise nennen, fiyatları söyleyebilmek ve tabii ki sorabilmek. Mengenangaben demiş, ölçü birimlerini söyleyebilmek. Zutaten von einem Gericht aufzählen und eine Liste erstellen. Burada da bir yiyecek tarifi yapmayla alakalı arkadaşlar. Bir liste oluşturmak, yani herhangi bir yemek tarifiyle ilgili içindekiler kısmını ve onunla ilgili aşamaları anlatmanızı istenen bir bölüm burası. Gramatik bölümünde de W-Frage dediğimiz W sorularına ve fiil sorusunu görmekteyiz. Ne kadar anlamına geliyordu bu? Şurada fiyat sorarken kullanacağız bunu arkadaşlar. Modal verb dediğimiz o modal fiillerimizden, tarz fiillerimizden mögen fiili var. Hoşlanmak, sevmek anlamına geliyor. Konjüksiyon olarak da aba bağlacını görmekteyiz. Yani ama anlamına geliyor. Burada arkadaşlar bu üniteye dair, yani burada bizden beklenen cümleler, soru ya da olumlu olumsuz cümlelere baktığımız zaman hangilerinden başlamışız? Bakın, wie viel kostet ya da wie viel kosten sorusu, ne kadar fiyatında olduğunu sorarken kullandığımız bir soru. Neden kostet, neden kosten peki? Eğer tekilse sorduğum şey, fiyatını sorduğum şey kostet diyorum. Çoğulsa, yani ikiden fazlaysa da kosten diyerek sorumu yapıyorum. Arkasından da cevap verirken es kostet ya da es kosten diyerek arkadaşlar cevabımı veriyorum. Diğer bir soruda arkadaşlar was brauchen Sie? Neye ihtiyacınız var? Ne istersiniz gibi bir anlama geliyor. Ich brauche ein Kilo Äpfel mesela. Bir kilo elma. Ein Kilo. Bakın ein Pfund. Bunlar da bizim bu Mengenangaben dediğimiz kısma giriyor arkadaşlar. Ich möchte ein Pfund Kirschen. Yarım kilo anlamına geliyor bu. 500 gramlık bir ifade. Ein Pfund. Ein Kilo da bir kilo anlamına geliyor arkadaşlar. Yarım kilo kiraz istiyorum diyor. Möchten fiili biliyorsunuz zaten. İstemek anlamına geliyor. Ich mag Kirschen und Äpfel sehr. Burada da gördüğünüz gibi mögen fiilinden bahsetmiştik. Cümle içinde de bu şekilde kullanıyoruz arkadaşlar. Ich mag, du magst, er, sie, es mag, wir mögen, ihr mögt, sie, sie. Mögen şeklinde de fiilin çekimi var. Çok seviyorum anlamına geliyor kiraz ve elmayı. Ich esse gern. Bir de şimdi bu gern ve nicht gern kalıbı vardı hatırlarsanız. Yine mögen'i karşılıyor bunlar arkadaşlar. Severek yaptığımız ya da sevmediğimiz şeylerden bahsederken gern ya da nicht gern kalıbını kullanabiliyoruz. Ich esse gern Orangen. Bakın aba. Burada aba bağlacını biliyoruz artık. Burada kullanıyorum işte. Ama keinen Orangensaft demişiz. Yani portakal suyunu içmeyi sevmiyorum demiş oluyorsunuz. Burada Mengenangabelere dair ein Stück Kuchen, bir parça pasta, eine Scheibe Brot, bir dilim ekmek, ein Glas Milch, bir bardak süt, eine Flasche Mineralwasser, bir şişe Mineralwasser, aynı doze limonade ya da kola da olabilir arkadaşlar. Doze de kutu anlamına geliyor. Kutu kola, kutu limonata gibi. Die Zutaten dediğimiz şey de içindekiler kısmı, şu yiyeceklerle ilgili. Yemek tarifi verirken zwei Eier, Milch, Zucker, Mehl gibi ifadeleri de burada görmekteyiz. Şimdi ikinci ünitemiz besondere Tage dediğimiz özel günler. Burada die vier Jahreszeiten, dört mevsim, die Monate, aylar, unsere Feste dediğimizde festivaller ve bayramlar var bu ünitede arkadaşlar. Buradaki kazanımlarımız yılları ve ayları söyleyebilmek, tarih söyleyebilmek, bir dileğimizden bahsedebilmek ve festivaller, bayramlarla ilgili konuşabilmek. Gramatik olarak da bizden beklenen yapı wollen fiilini öğrenmemiz, yani istemek. Bu daha çok planlı bir istek anlamına geliyor. Möchten'den farkı bu arkadaşlar. Atıyorum karnınız acıktı, anlık bir hamburger yemek istiyorum dediğiniz zaman o zaman möchte kullanırsınız ama Haziran'da işte Antalya'ya tatile gitmek istiyorum gibi, böyle daha planlı, üniversitede tıp okumak istiyorum gibi bir örnek verebilirsiniz bunun için. Temporal Angaben dediğimiz zaman belirteçleri bunlar arkadaşlar. In, içinde bulunduğun zamanı anlatıyor. Von, nokta nokta, bis, nokta nokta da belli bir zamanda belli bir zamana kadar olan ifadeyi anlatır. Zum Beispiel von Montag bis Freitag. Pazartesiden Cuma'ya. Von 9 Uhr bis 10 Uhr.
9'dan 10'a kadar gibi hem saatlerde hem günlerde kullanabilirsiniz. Aylarda da tabii kullanabilirsiniz. Eylül'den Haziran'a kadar demek için örneğin. Ordinal salında sıra sayıları arkadaşlar. Buradaki örnek kalıp cümlelerimize bir bakalım şimdi de ikinci üniteye dair. Im Sommer kommt meine Tante aus Deutschland. Bakın in burada bizde verilen temporal angabemiz içinde yani yazın. Yaz mevsiminde demek istiyor. Tantem yani teyzem Almanya'dan geliyor diyor. Ich habe im April Geburtstag. Burada da doğum günümüzden de bahsederken yine im diyoruz. Yani mevsimlerin ve ayların önüne im edatının geldiğini unutmayalım. In deyimin kısaltmasıdır bu da bu arada. Bunu da söyleyeyim arkadaşlar. Im. Heute ist der dritte Mai. Bugün günlerden ne olduğunu söylerken de bu şekilde bir cümle kurabiliriz. Heute ist der dritte Mai. Bugün 3 Mayıs diyor. Das Schulfest ist am 28. Oktober. Bu sefer de arkadaşlar görüyorsunuz ki belli bir tarihte olan bir etkinlikten, bir doğum gününden bahsettiğiniz zaman burada artık benim belirtecim değişiyor. Sadece bir aydan bahsederken, im derken arkadaşlar 28 Ekim gibi bir tarih var mesela. 28 Ekim'de okul festivali vardır diyeceğiz. O zaman am 28. Oktober demeyi unutmayalım arkadaşlar. Sadece Oktober deseydi im olacaktı ama sayıyla beraber verildiği zaman bu tarih Andem'in kısaltılmış şekliyle am 28. Oktober şeklinde söylemek zorundayız. Doğum günümüzü de aynı şekilde söylüyoruz arkadaşlar. Mein Geburtstag ist deyip doğum gününüzü aynen böyle ay ve günle birlikte söyleyebilirsiniz. Was willst du machen? Şimdi ne yapmak istiyorsun? Ich will einen Kuchen backen. Bir kek pişirmek istiyorum. Weihnachten ist deyip yine belli bir festivalden ya da özel günden bahsederken yine aynı şekilde şurada gördüğümüz yapıyla birlikte cümle kuruyoruz arkadaşlar. Edatımızın bu olduğunu unutmayalım. Das Ramadan Fest, Dauer drei Tage demişiz mesela. Bu Dauer fiili de sürmek, gitmek anlamına geliyor. 3 gün sürüyor Ramazan bayramı diyor. Wir feiern. Bakın şimdi burada da feiern, kutlamak fiili bu arkadaşlar. Neyi kutluyoruz? Ramazan bayramını. Şu tarihten şu tarihe kadar anlamını veren kalıbımızda von bis kalıbıdır arkadaşlar. Liebe ya da lieber, viele Grüße ya da dein, deine. Bunlar ne peki? Bunlar da arkadaşlar birine bir mektup yazarken kullanacağımız giriş ve sonuç ifadeleri. Üçüncü olarak Freizeit Aktivitäten dediğimiz boş zaman aktivitelerini görmekteyiz. Bu üniteye dair de unsere Hobbies yani hobilerimiz, Sport macht gesund, spor sağlıklı yapar gibi bir anlama gelen ünite başlıkları var. Buradaki kazanımlarımız da von Hobbies erzählen yani hobilerden bahsedebilmek, yapabildiğimiz şeyleri sorabilmek mesela ya yüzebilir misin, basketbol oynayabilir misin gibi Sport Erten Nennen'da spor türlerini söyleyebilmek. Buradaki modal fiilimiz de können fiili arkadaşlar. Bakalım şimdi bizden beklenen cümle kalıplarına. Was ist dein Hobby? Senin hobin nedir? Was machst du gerne? Sen ne yapmayı seversin? Was sammelst du? Ne biriktirirsin? Neyin koleksiyonunu yaparsın? Bu çünkü koleksiyon yapmak anlamına geliyor. Mein Hobby ist diyerek ya da meine Hobbys sind diyerek hobilerinizi söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada arkadaşlar mein Hobby ist ya da meine Hobbys sind diyerek cümlenize başlayabilirsiniz. Tek bir hobiden bahsederken tabii tekil bir fiil kullanın. Tek bir hobiden bahsederken tabii mein Hobby ist demeniz yeterli. Ich spiele gerne Gitarre demişiz mesela. Burada gerne yine karşıma çıktı. Severek yaptığım bir şeyden bahsederken gern ya da gerne diye söyleyebiliyorum arkadaşlar fiilden hemen sonra bunu ifade ederek sevmediğim bir şey için de ich spiele nicht gerne diyebilirsiniz. Oynamayı ya da çalmayı sevmiyorum anlamında. Burada diğer Freizeit Aktivitäten dediğimiz şeyler nelermiş? Bakalım. Film izleyin, singen, inliner fahren, Fahrrad fahren, Gitarre spielen, klettern und so weiter. Film izlemek, şarkı söylemek, paten kaymak, bisiklete binmek, gitar çalmak, tırmanış yapmak gibi. Ich sammle dediği kısımda da ne yapıyorum? Yani neyin koleksiyonunu yapabilirim? Pul koleksiyonu, peçete koleksiyonu, taş koleksiyonu, ondan sonra Moşer'in, Spielzeug'e, Postkart'ın, und so weiter hepsini bu şekilde böyle sıralayabiliriz arkadaşlar. Wie findest du? Şimdi buradaki diğer bir kalıp cümlemizde Wie findest du? Nasıl buluyorsun? Ne düşünüyorsun onunla ilgili? Pul koleksiyonuyla ilgili ne düşündüğünü soruyor. Briefmarken sammeln finde ich ya da Briefmarken sammeln ist diyerek burada finde ich yerine direkt ist de diyebilirsiniz. Langweilig, witzig, schlecht, komisch, interessant gibi sıfatlarımızı kullanabiliyoruz arkadaşlar. Bunlar da anlamlarını zaten biliyorsunuz. Sıkıcı, eğlenceli, kötü, komik ya da ilginç. Burada können'le ilgili bizden beklenen yapıda kannst du schwimmen? Ja, ich kann. Nein, ich kann nicht. Burada bakın ya nein sorusu yoluyla bana yüzüp yüzemediğimi soruyor. Evet, yapabiliyorum demek için ja, ich kann schwimmen. Yapamadığımı söylemek için de nein, ich kann nicht schwimmen demeliyim. Burada önemli nokta arkadaşlar. Olumlu, olumsuz ya da soru cümlesi hiçbir şekilde fark etmez. Esas yaptığınız eylemi hep sona atmak zorundasınız çekimlemeden. Soru cümlesinde tabii ki başa gelir. Kannst du şeklinde. Ama
ve sorusuyla beraber sorarsanız tabii ve sorusu başa gelmesi gerekiyor. Ardından kannst du şeklinde devam etmeli. Yani was kannst du machen gibi bir örnek olur o zaman da. Ne yapabilirsin? Ondan sonra zaten ya ya da nein'e cevap vermezsiniz. Ich kann deyip Fußball spielen, Gitarre spielen und so weiter cevap verebilirsiniz. Sportarten dediği kısımda da buradan spor türleri Fußball spielen, Tennis spielen, Basketball, Voleybol spielen. Bu spielen fiili zaten kurtarıcı. Hem çalmak herhangi bir enstrümanı hem de oynamak anlamına geliyor. Schwimmen yüzmek, Gymnastik machen bu da jimnastik yapmak anlamına geliyor arkadaşlar. Evet sevgili gençler, sınavınızda faydalı olacağını düşündüğüm bir sınav hazırlığı yapmak istedim. Konuları sıralı bir şekilde size göstererek umarım faydalı olur. Bu konularla alakalı ayrıntılı bir şekilde çalışmak isterseniz de kanalımda ders videoları mevcut. Açıp bakıp izleyebilirsiniz. Diğer sınav örneklerime de bakmayı mutlaka ihmal etmeyin. Konulara dair herhangi bir sorunuz olursa, aklınıza takılan bir şey olursa da yorumlar kısmından mutlaka yazmayı unutmayın. Videomu beğendiyseniz de abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Hoşçakalın, tschüss.